Evet sevgili izleyiciler, yeni bir programla birlikte sizinle beraber olacağız. Bugün aslında İncil'in içerisinde Efesler mektubu var. Paulus'un Allah'ın vahisini kaleme aldığı bu kitap. O zamanın Roma hükümetinin egemenliği içerisinde çok karışık, günahların olduğu, her türlü ahlaksızlığın yaşandığı o yerde gerçekten Allah'ın iradesini nasıl kaleme aldı. Paulus'un hayatıyla birlikte ve bizim bu mektuptan nasıl dersler alacağımızı, sizlerin de nasıl gerçekten feyiz alarak dersler alacağınızı size anlatmaya çalışacağız. İki tane çok değerli konuğum var. Mardin Kilisesi, Kırklar Kilisesi'nden aslında ruhanisi Sayın Gabriel Akyüz ve Mardin Protestan Kilisesi ruhanisi Sayın Ender Peker, ben de Ahmet Güvener, Diyarbakır Protestan Kilisesi'nde hizmet ediyorum. Bugün dediğim gibi Efesler mektubunu sizinle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki ne kadar zamanımız yeter bakacağız. Ama Sayın Gabriel Akyüz'le söze başlamak istiyorum. Aslında Paulus'u tanımak lazım. Özellikle zaten mektuba girerken nasıl Paulus'tan bahsediyor. Paulus'un geçmişi ve Paulus'un iman edişi, ondan sonraki hayatı bu mektup için çok önemlidir. Aslında izleyicilerimiz için de çok önemlidir. Nasıl Paulus'u tanıtabiliriz? İlk başta bizleri ekran başında seyredenlere, bütün kardeşlerimize saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Paulus'un Efeslere yazmış olduğu mektubun ilk cümlesinden başlayalım. Evet. Efeslere şunları yazıyor, diyor: Allah'ın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus'tan, Efes'te bulunan kutsallara, Mesih İsa'ya ait olan sadıklara selam gönderiyor. Evet. Babamız Tanrı'den ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun, diyor. Elçi Paulus kimdir? Elçi Paulus'un özellikleri nelerdir? Bunları bilmemizde çok fayda vardı. Çünkü onun mektuplarını sürekli okuyoruz. Her gün, her ayında mutlaka onun mektupları okumaktayız kilisede. Şimdi kilise Elçi Paulus'a özel bir unvan vermiş. Elçi Petrus elçilerin başı unvanı aldı. Paulus da kiliselerin muhtarı olarak, seçkini olarak lakap verilmiştir kendisine. Bundan dolayı Elçi Paulus'un özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Elçi Paulus eski adı Şaul. Evet. Şaul. Daha sonra bu ismi almış oluyor. Kendisi Yahudi kökenli. Yahudi kökenli ve Binyamin'in sıptından, aşiretinden gelen bir kişi. Nerede doğdu? Tarsus'ta. Tarsus'ta. Yani bizim memleketimizin toprakları içerisinde. Türkiye'nin toprakları içerisinde bulunan Tarsus şehrinde dünyaya geldi. Ve Mesih'in doğuşundan 2 yıl önce tahmin ediyorum dünyaya gelmiş. İlk tahsilini nerede alıyor? Babası da Ferisi grubundan olduğu için, Ferisiler İncil'de onlardan sık sık söz ediyor. Şeriatı uygulamakla mükellef olan bir grup Ferisiler. Babası kalkıp onu nereye gönderiyor? Kudüs'e gönderiyor. Gamaliel dediğimiz çok ünlü bir şeriatçı. Teolog ve onun bir okulu vardı, bir medresesi vardır. İlk tahsilini orada alıyor. Şeriatı olduğu gibi öğreniyor. Hani Musa'nın Yahudilere getirmiş olduğu şeriat sistemi oldukça öğreniyor. Tam eğitim aldıktan sonra o şeriatla gayret ediyor. Artık o şeriatın kuralları yüreğinde alevleniyor. Onu uygulamak istiyor. İlk sıralarda Mesih'e karşı çok şiddetli bir şekilde savaş veriyordu. Evet. Mücadele veriyordu. Evet. Mesih'i kabul edenleri istihad ediyordu. Her yerde. Sokaklarda
Kudüs'te, Yahudiye'de de, Celile bölgesinde, her yerde, her gördüğü bir Mesih'i, yani Mesih'i kabul eden bir kişiyi gördüğünde istihad ediyor, işkence ettiriyor, tutukluyor, onları rahatsız ediyor. Evet. Bu yaptıklarıyla da yetinmedi. Daha da onlara zulüm yapmak için ne yapıyor? Kalkıp Yahudilerin yetkili kişilerinden, din adamlarından yazılı bir belge alıyor, yetki belgesi alıyor ve kalkıp oradan Suriye topraklarına geliyor. Orada gördüğü bütün Hristiyanları istihad etmek için, cezaevlerine atmak için, öldürmek için. Evet. Öyle bir kişiydi. Şam'a girmeden Mesih onu orada yakalıyor. Onunla birlikte bazı insanlar da vardı, yolculuk yapıyorlar. Evet. Ansızın üzerinde çok parlak bir ışık geliyor ve o ışıktan bir ses geliyor kendisine. Şaul, Şaul diyor. Paulus demiyor, Şaul diyor. Evet. Neden beni istihad ediyorsun? Şimdi Şaul bu sesi duyunca yere yığıldı. Kör oldu. Baygınlık geçirdi korkudan. O da o baygınlık halinde diyor, sen kimsin ey Rab diyor, sen kimsin? Diyor ki, beni kovaladığın kişiyim, İsa'yım diyor ben. Mesih'im diyor. Peki ne yapayım diyor. Diyor sen kalk Şam'a gir. Gereken ise sana yapılacaktır orada. Amin. Yanındakiler onu uyandırıyor, kaldırıyor. Ama gözleri kör, göremiyor. Evet. Ellerinde tutup kalkıp onu Şam'a götürüyorlar. Şam'a yakın bir yerdeydi zaten. Hananya isminde birisi Mesih'i vardı. Mesih'i kabul eden biri vardı Hananya isminde. Rab ona görünüp dedi ki, Hananya kalk falan sokağa git. Seni bekleyen biri vardır, Şaul. O benim için iyi bir kişi olacaktır diyor. Gözleri kör, görmüyor şu anda. Elini üzerine koyup onu iyileştireceksin ve gerekeni yapacaksın ona diyor. Hananya da ona gelen vahiy doğrultusunda kalkıp ve ona söylendiği sokağa gidiyor ve içeri girdiğinde İşte Şaul gözleri kör ve yanında insanlar vardır. Ama o zaman önce tabii ki korkuyor. Yani diyor, ya Rab sen ne söylüyorsun diyor. Yani bu zaten adam zulümkar bir adamdır. Evet. Ve orada yapmadığını bırakmadı. Şimdi belgeler aldı. Evet. Ve o belgelerle birlikte gelip buradaki Hristiyanlara da zulüm etmek nasıl, evet, dersin? Git onu işte onun için dua et. Onun için, evet. Evet. Doğrudur. Ve içeri girdiğinde diyor, ben bu konu için geldim Şaul diyor. Tamam diyor, ben hazırım. Ne yaparsan ben hazırım. Başında dua okumasıyla birlikte gözleri açılıyor. Hemen vaftiz oluyor, Mesih'i kabul ediyor. Ve kısa bir süre zarfında, birkaç gün süre zarfında Mesih'i müjdelemeye başlıyor. Evet. Sokağa çıkıyor. Herkes onu tanıyor. Onun hakkında bilgi edinmişler herkes. Nasıl Mesih'e karşı biri olduğu, nasıl zalim, nasıl istihatçı olduğunu herkes onu biliyor, duymuştur. Bu sefer tam tersi yapıyor. Mesih'i müjdeliyor. Mesih'i kabul edenler ondan korkuyor, kaçıyor. Diyor bu aldatıcıdır, yalancıdır. Duna kadar bizi istihat ediyor. Şimdi kalkıp o bize Mesih'i müjdeliyor. Kendini ne kadar ifade etmek istiyorsa da ilk sıralarda inanmıyorlardı. Ama işte Şaul gerçekten istihatçı olmaktan istihat edilen kişiye dönüştü. Evet. Ve gerçekten Mesih'i kabul etmişti. Ve artık Mesih'i alenen her yerde müjdelemeye başlıyor. Ve elçilere eşlik ettiğin sonunda ve kendisi milletlerin elçisi olmuştur. Milletler dediğimiz Yahudi soyundan olmayan, evet, yani putperest kökenli milletlerin elçisi olmuştur. Çünkü o iyi bir teolog olmuştu, iyi, evet, bir filozoftu,
iyi bir tahsil almıştı. Çünkü eski ayeti zaten mükemmel bir şekilde biliyordu. Biliyor, şeriatı biliyor. Evet. Ve elçiler ona bu görevi vermişlerdir. Evet. Ve onun mektuplarından zaten bellidir. Mektupları 14 tane mektup yazdı. Bu mektuplar deyince her birisi bir kitap aslında. Tabii ki. Öyle bir sayfalık mektuplar değildir. Tabii. 14 tane mektubu vardır. Çünkü her gittiği yerde Mesih'i müjdeliyordu. Onların yanında kalıyor. Şimdi Efeslere yazdığı gibi onların yanında iki yıl süreyle kalıp ve daha sonra tutuklanıyor, cezaevine atılıyor ve bu mektubu Efeslere cezaevinden yazıyor. Evet. Önceden onlara müjdelediği sözlerden vazgeçmemek için, onları uygulamak için, o imanda sabit kalmak için onları telkin ediyor. Neye sahip olduklarını bilmelerini. Evet, nasıl yaşayacaklarını, kime inanacakları, nasıl bir iman takip edeceklerini onları teyit ediyor. Onları telkin ediyor. Evet. İşte şimdi onun Efeslere yazmış olduğu mektubu genellikle sosyal yaşam, yani aile üzerinde, kilise üzerinde, Mesih üzerinde nasıl birbiriyle irtibatlı olduklarını mektubundan öğreniyoruz. Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi Efes'in durumu çok önemlidir. Yani aslında iki kez, sanırım ikinci kez oraya gitti Paulus. Ama karışıklık ve tamamen bütün arzuların yaşandığı, ahlaksızlıkların bir de çok tanrıcılık vardı. Yani olağanüstü bir karışıklık içerisindeydi. Paulus o dönemde müjdeyi iletiyor. Ve ben aslında bir iki konuya değineceğim ama Ender kardeşime sözü vereyim. Efeslerin aslında ana mesajı ve ilk bölümdeki bu mesaj nedir? Ona bir bakalım. Evet. Paulus, Ebune Gabriel'in de dediği gibi öteki milletlere, yani Yahudi olmayanlara Rabbin sözünü iletmek için seçildi. İşte Hananya onun gözlerini açmaya gitmeden önce Rab dedi ki, Elçilerin İşleri 9. bölümde 15. ayette, Rab ona git dedi, bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Onun için git, onun üzerine elini koy, onu iyileştir ve dua et ona, gözleri açılacak. Bazen toplumda, yani ben de o konuya değinmek istiyorum, toplumda geliyor insanlar kiliseye, bazıları ilahiyat okumuş, biraz bilgisi var, bazıları kulaktan dolma ve diyorlar ki, işte Paulus kendi kendine oturmuş, İncil yazmış ya da işte Hristiyanlığı o bozmuş, Paulus bozmuş gibi şeyler söylüyorlar. 12 havariden biri değil Paulus, 13. havari diyoruz bazen ona. Rab tarafından seçiliyor çünkü İncil'de öyle okuyoruz. Rab tarafından seçilmiş biridir ve Rab'in sözünü de öteki milletlere özellikle duyurmak için seçilmiş biridir. Hem Roma vatandaşıdır, onun için de çok iyi Grekçe biliyor. Oranın eğitimini almış, babası annesi Roma vatandaşı, o da Roma vatandaşı, bir Yahudi. Aynı zamanda dini eğitimi de alıyor Yeruşalim'de, yani Kudüs'te. Oradan da ayrı bir özelliği var, iyi biliyor kutsal kitabı. Eski Ahit'i, Tevrat'ı, Zebur'u iyi biliyor. Ve ilk Hristiyanlar hepsi Yahudilerden oluşurdu. Diğer milletlere, diğer insanlara kimse gidip müjdeyi vermiyordu. Onlar zaten murdar sayıyorlardı. Bunlar içine girmemek lazım. Bunlar murdar kişiler, günahlı kişiler. Öyle sayıyorlardı. Ama sonrasında diğer milletlerden de Hristiyan olmaya başladı. Elçilerin İşleri 11. bölümde 19. ayette diyor, Stefanus'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Hristiyanlar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Yani öteki milletlerle de bu müjdeyi paylaşmaya başladılar artık. Evet. Ve bunun sonucunda onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rab'bin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. İman ettiler Greklerden. Yani Süryani Kilisesi'nin de merkezi işte Antakya.
Antakya'dır. Antakya Episkoposluğu'na işte bağlı geleneksel olarak oradan geliyoruz der. İşte ilk Hristiyan olanlar, yani öteki milletlerin ilk Hristiyan olmaya başladığını böyle grupça, topluca, böyle kalabalık bir şekilde Antakya'dır. Ve ondan sonra olup bitenleri haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar, yani oradaki havariler, diğer imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki imanları topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere de ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. Saul ve Barnaba'nın eğittiği kitle vasıtasıyla. İlk oradan başlıyor. Direkt Rabbin daha önce Hananya dediği gibi bu adam öteki uluslara benim sözlerimi iletmek için seçilmiş bir aracımdır. Ve oradan başlıyor Antakya'ya. Tabii daha sonra Antakya'da bir yıl kaldılar, eğittiler. Sonrasında Antakya'daki kilise önderleri, ihtiyarlar dua ettiler. Diyor ki Antakya'daki kilisede, 13. bölümde Elçilerin İşleri, Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lucius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Manahem ve Saul, yani Paulus. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi, yani Allah'ın ruhu. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Ve nereye yolcu ettiler? Gidin müjdeleyin Anadolu'ya. Önce Kıbrıs'a gidiyorlar ilk ziyaret. Ondan sonra da diğer bölgelere gidip müjdelemeye başlıyorlar. Her yerde Rabbin sözünü anlatıyorlar. Evet. Ve ondan o seferlerden birinde de Efes'e gidiyorlar. Şu an Efeslere yazılmış mektuptur Paulus'un. Ve Rabbin ruhu vasıtasıyla kaleme alınmıştır bu mektuplar. Kendi kafasına göre yazdığı değil. Tabii burada mektup diye geçiyor. Ama şöyle diyelim, Rabbin vahiysini evet, o kiliseye yazılı bir şekilde iletiyor, gönderiyor. Kendisi gidemiyor, aldığı vahiy yazıyor, gönderiyor. Ve ona da mektup diyoruz. Yani diyelim ki şu an mesela biz İstanbul'dan, işte ne bileyim, ya da Ankara'dan ya da başka bir kiliseden İncil istiyoruz. Bize İncil gönderiyorlar. Şu an neyle geliyor? Kargoyla geliyor. Ne geliyor? İncil geliyor. İşte ve bir tane diyelim var. Oradan geldiğinde ne diyoruz? İşte o Antakya'dan, ne bileyim işte Ankara'dan ya da İstanbul'dan gelen kargo. Ne var o kargoda? Kargoda İncil var. O zaman sırf bir kargo değildir. Kargonun içinde İncil var. Allah'ın vahisi var. O zaman bu mektup deyince sırf öyle normal bir mektup değil. Bu vahidir ve oradaki kiliselere gönderilmiştir. Efes'teki kiliseye gönderilmiştir. Başka kiliselere de o şekilde yazılan parşümenler gönderilmiş. Ve Elçilerin işlerinde yine 19. bölümde görüyoruz. İlk Paulus Efes'e gidiyor. Paulus orada tanışıyor onlarla. Oraya gidiyor müjdelemek için. Evet. Efes'e gidiyor. Onlara müjdeliyor. Yine şeyle birlikte, Barnaba'yla birlikte. Orada müjdeliyor ve Efes çok ilginç bir yerdir. Efeslere mektup diyoruz. Efes'in Artemis Tapınağı hala duruyor. İnsanlar gidiyor, turistler gidip geziyor. O tapınağı biliyorlar. Hala yıkıntıları duruyor, kalıntıları. Orada Paulus müjdeliyor ve olağanüstü mucizeler yapıyor. İnsanlar iyileşmeye başlıyor. Hatta diyor ki, 11. ayette diyor, Tanrı Paulus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki Paulus'un bedenine değen peşkir ve peştemaller hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor. Kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. Yani bırakın gidip onun için dua etmesini. Yani kişi ona ama böyle bir mendilini sürüyordu, götürüyordu, hastaya sürüyordu, iyileşiyordu o derece. Rab onun vasıtasıyla iyileştiriyordu. Ve kötü ruhları kovuyordu Efes'te. Bundan dolayı da zaten orada onu yakaladılar. Çünkü insanlar baktılar ki burada olağanüstü bir şey var. Yani gerçekten tanrısal bir güç var. Ve çok da büyücülükle uğraşıyordu Efes şehri. Ondan dolayı oradaki büyücülerin hepsi çıkarttılar bütün büyük kitaplarını. Üste koyup yaktılar. Bütün o büyük kitaplarını yaktılar. Yani vazgeçtiler o putperestlikten. Öyle olunca bazıları da Artemis Tapınağı'nın heykelini yapıyordu. O tanrıça dedikleri tapındıklarının heykelini yapıyorlardı. Kimse almamaya başladı onları. Almayınca bunlar zarar etmeye başladı. Çünkü bir sektördü yani. Büyük bir sektör. Ondan sonra düzen kurdular, Paulus'u yakaladılar, hapse attılar, dövdüler vesaire. Efes'te böyle bir kargaşalık başlıyor. İlk imanlı topluluğu orada o şekilde başlıyor. Ve iman ediyorlar Rab'be. Hepsi değil ama birçok kişi orada iman ediyor ve orada bir kilise oluşmaya başlıyor.
O zaman mektup normal bir mektup değil. Paulus normal bir insan değil. Elçidir, havarilerden biri gibidir. Onun için havari diyoruz. Rabbin seçtiği, Rabbin vahiy ettiği biridir. Ve şimdi de oradaki topluluğa, tabii şimdi orada değildir ama oradaki topluluğa Rabbin vahiyini yine yazarak gönderiyor. Şu an onun derinliğine gireceğiz artık. Evet. Aslında asıl yüreğinde olan yük Paulus'un işte neye sahip olduklarını anlamaları. Yani Paulus'u özgür eden o görkemli ışık ve ses ona bir şey anlattı. Yani doğrudur, sen şeriatı tabii ki bilmelisin. Tabii ki şeriata iman etmelisin. Ama şeriat seni kurtaramıyor. Çünkü şeriat sadece Allah'ın kıstaslarını ve insanın yüreğini gösteriyor. O zaman Paulus o sesi işitiyor. Diyor ki Saul, Saul yani çevirde evet. Şaul. Şaul. Evet. Saul, Saul sen bana niye zulmediyorsun diyor. O zaman diyor ki ey Rab sen kimsin diyor. Senin zulmettiğin İsa'yım diyor. Yani o zaman ne yapmamı istiyorsun diyor. O zaman anlatıyor ve Hananiye geliyor elini koyuyor. Dua ediyor ve Paulus anlıyor. Gerçekten şeriat bizi kurtarmıyor. Kurtaran Mesih'in kanıdır. Mesih'in gerçekten canlı verişidir. Mesih'in o muazzam haçıdır, çarmıhıdır, kefaretidir. Onun için Paulus bu korkuyla, bu yükle, bu feryatla Efeslere aman ha o eğri ve sapık ortamda sahip olduklarınızı kaybetmeyin diyor. Yani feryatla yazıyor ve nasıl yazıyor? Diyor ki Efes'te bulunan, ben birinci ayet okuyorum, diyor Efes'te bulunan kutsallara. Yani şimdi kutsal kim? Tamamen İsa Mesih'in kanıyla aklanmış insandır. Yani kutsal kime diyebiliriz? O zaman o zaman Paulus onların ellerindeki o hazineyi vurguluyor. Diyor ki siz kutsalsınız. Peki nasıl? Diyor ki Mesih İsa'ya ait olan sadıklara. Yani siz eğer gerçekten Mesih İsa'ya aitseniz kutsalsınız. Yani aman ha etrafınızdaki bu putperestlere, o arzulu yaşama, o sefahata, o ayyaşlığa, bu fuhuşa göz dikmeyin diyor. Yani siz kutsalsınız diyor. Ve üçüncü ayette diyor ki bizim Mesih'te her kutsama, her ruhsal kutsamayla göksel yerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Yani Mesih'te her ruhsal diyor, her ruhsal kutsamayla, yani her ruhsal, yani kutsallık vardır bunun işin içinde, hikmet vardır, anlayış vardır, öz denetim vardır, sevgi vardır, merhamet vardır ki sonraki ayetlerde görüyoruz. Diyor ki yani siz öyleydiniz diyor, öyleydiniz diyor. Ve devam ediyor. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmanız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Yani amaç nedir? Yani amaç insanı kutsallaştırmak. Yani tabii burada seçilmişlik deyince bazen Mesih imanları da seçilmişliği farklı kullanabiliyorlar. Yani Hazreti İbrahim'i seçtiklerinde, Allah'ın kendisi seçtiğinde onun böyle dört dörtlük ibadet eden, kendini feda eden, işte ibadet eden, orucunu tutan, savaş veren bir adam olmadığını biz biliyoruz. Hatta Yeşu 24:2'de diyor ki Fırat'ın ötesinde putlara tapan bir adamdı diyor. Demek sıradan bir insan ama Rab lütfediyor. Yani Allah'ın kendisinin seçimi olmasa hiç kimse Allah'ı bulamaz. Mümkün değil. Rab merhamet ediyor. Yani Rab uyandırıyor ve o seçilmiş şahısla, yani o Hazreti İbrahim'i o seçmekle bütün ulusları, mesela Abraham baba anlamındaydı ama İbrahim ulusların babası. Yani sadece baba değil, ulusların bereket kaynağı olacaksın. Ulusların gerçekten kurtuluşu için bir kanal olacaksın diyor. O yönden Efesler mektubu bir feryattır aslında. Yani işte şeriat size bir aynadır. Şeriat işte sizi günaha mahkum ediyor. Yani şeriat bizi günaha itmiyor. Şeriat kusursuzdur. Yani zina etme, çalma, adam öldürme, göz dikme. Ya hangimiz göz dikmedik? Hangimiz çalmadık? Yani
zamandan çalmadık veyahut çocuğumuzdan çalmadık veyahut eşimizden veyahut işverenden çalmadık. Yani onun için şeriata baktığımızda diyoruz ki mahvolduk. Hiç kimse kurtulamaz. Yani yıllarca yani işte burada Paulus'un anlatmak istediği şey şudur. Şeriatta kurtuluş yoktur. Ama Mesih'in çarmıhında kurtuluş vardır ki siz zaten ikrar ettiniz, yürekten iman ettiniz ve kurtuldunuz diyor. Ve çok güzel bir şey söylüyor. O kendi önünde sevgide kusursuz. Kusursuz kimdir? Mesih. Mesih'tir. Ama diyor siz onun kanıyla, onun bedeniyle siz kusursuz oldunuz diyor. Ve kutsal ve kusursuz olmanız için dünyanın kuruluşundan önce Mesih İsa'da seçildiniz diyor. Yani o kadar büyük bir lütuf var burada. Ve sonra devam ediyor. Yani 7-8'de şunu söylüyor. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerinize yağdırdığı lütfun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk diyor. Yani bitmiş bir iş. Yani Mesih'in yapmış olduğu bir şeyde yarım kalan bir şey yok. Onun için çarmıhtayken canını verirken dedi ki tamamlandı. Yani yarım kalan bir şey yok. Yani orada mükemmel bir şey söylüyor diyor. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Yani yürekten iman Romalılar 10. bölümde diyor ya. Yürekten iman edersen, ağzınla da ikrar edersen kurtulursun diyor. Burada da Paulus onu söylüyor. Yani siz aman ha aman etrafa bakıp da acaba işte bunda da bir şey var mıdır? Yani bu putta da bir şey var mıdır? Veyahut şunu da bir şey var mıdır demeyesiniz diyor. Çünkü siz kurtuldunuz diyor. Siz kurtuldunuz. Yani kamil kılındınız diyor. Mükemmel bir şekilde o kanda arındınız, paklandınız diyor. Sevgili izleyiciler gerçekten çok heyecanlı bir mektup ve bizi de çok etkiliyor. İnanıyorum ki sizi de ama zaman gittikçe daralıyor. Bize ayrılan zamanın sonuna geliyoruz. Ama bu kesinlikle Efesliler zaten ileriki günlerde bizim yine önümüzde olacak ve size sunacağız. Şimdilik hoşça kalın.